Köy Hayatı Sevenler kanalından hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatı ve yeni bir öğle yemeğiyle bugün yeniden karşınızda olacağız. Bugünkü öğle yemeğimizde Senem Sultan saç kavurma yapacak. Bu güzel menüyü de sizlerle paylaşmak istedik. Ve her zamanki gibi yağmurlar köy hayatında devam ediyor. Dün akşam da çok güzel bir yağmur yağdı. Ve bugün de ardından şöyle göstereyim, parçalı bulutlu hava. Ve bir 10 gün arkadaşlar, 10 gün boyunca da bir güneş görünüyor ve 20 dereceye kadar hava çıkacak. Ateş, sakin olun. Ateş, 20 dereceye kadar havalar, sıcaklıklar göstermeye başladı. Hava durumu öyle gösteriyor. Tabii Allah bilir arkadaşlar, ama güzel bir havalar var, yaz havası gibi önümüzdeki günlerde. Ve bu güzel günlerde de daha güzel çekimler yapıp sizlerle paylaşmayı planlıyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Ve ayrıyeten kanalımıza yeni gelen aboneleri hoş geldiniz diyoruz. Ve yaptığınız yorumlar için, verdiğiniz destekler için hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun diyerek menümüze doğru yavaş yavaş geçelim. Ateş! Aslan! Ateş! Oynamak istiyor ateş. Fazla bırakmak istemiyorum kendini, çünkü biraz saldırgan olduğu için zamanla duvar olduktan sonra bahçenin etrafı arkadaşlar, serbest bırakacağım kendini, çünkü şu anda bırakamıyorum. Ben saldırgan yapmadım kendisini, kendi bağlı kalmaktan böyle bu şekilde oldu. Çünkü neden bağlı tuttum kendini? İlk aldığımız zaman büyük şekilde aldık ateşi, çok büyüktü aldığımızda. O yüzden bağlamak zorunda kaldım kimseye zarar vermemesi için. Ve gittikçe kimseyi görmeye bayağı bir saldırgan oldu. O yüzden de şu an bırakamıyorum. Bıraktığım zaman da bizim bahçenin etrafı duvar olmadığı için duvarın dışına gidebiliyor. Ondan dolayı kimseye zarar vermemesi için kendisini bırakmıyorum. Bazen de gezdiriyorum kendisini dışarıya, köyün dışına mışına, böyle kimse olmadığı zaman götürüp gezdiriyorum biraz. Şimdi yorumlara diyeceksiniz ki hep bağlı olmaz. Tabii ki de gezdiriyorum. Sabahları çıkarıyorum bazen. Akşam üzeri falan kendisini çıkarıyorum. Beraber turluyoruz köyde falan arkadaşlar. Ve diyerek yavaş yavaş Senem Sultan'ın saç kavurmasına doğru geçelim. Ve havalar bir sıcak bir soğuk, bir sıcak bir soğuk olduğu için mecburen annem de üşümemesi için, hastalanmaması için de saç kavurmanın malzemesini içeride hazırlayacağız. Devamını da odun ateşinde dışarıda yapacağız inşallah. Dışarı ama serin biraz anne ya. Evet, serin ama ya. Şimdi bir sıcak bir soğuk, bir sıcak bir soğuk. Evet. İnsan hastalanır. Ya. Ama işte dediğim gibi şeyde haftaya güzel havalar görünüyor. İnşallah. He, o daha güzel, güzel dışarıda yapılır bari. Yemek yaptığımız zaman ha, soğukta çıkamıyor. Kadar. Aynen, aynen. Ateş edeyim, ateş böyle bir şey yapmış ya. Şey yapmak istiyor, gitmek istiyor. Dışarı çıkmak istiyor. Dışarı çıkmak istiyor. Deliye dönüyor. Sıkılıyor. İki gündür gezdirmedin mi? İki üç gündür kendini. Ondan dolayı deliye döndü. Şimdi dedim mi, büyük aldık yani kendini. O yüzden ben bırakmak için saldırgan olmuş ya. Kimseye zarar vermemesi için. Ama geçen gün pırttı ya. Geçen gün kaçmış. Kimseye bir şey yapmadı. Yok. Köyün için hepsini gezdi. He, ama hiç yapma. Kimseyi bulmadı, kimseye şey yapmadı ama. Allah'tan kimseyi bulmadı. Yoksa herkes kaçtı mı? Ama yoksa tuttuktan sonra vallahi hepsi şey yapıyor, tamam çırpınıyor, atlıyor, şey yapıyor ama. He. Yani hiçbir zarar vermedi. Niye, Allah'tan tuttu. O zaman da ben yoktum evde. He. Şöyle tuttu değil mi? Öyle bir koşturdu ki. Bizim akrabalardan biri de görmüş, diyor ki hanımı gördüm, bir o tarafa koşuyor köpeğin peşine, bir tarafa koşuyor köpeği yakalamak için. O yine boynundaki şeyden kopmuş değil mi? Zincirle beraber, zincir yok. Zincirle beraber? Zincir ya, zincir vardı arkası. Yoksa Allah Allah. Tabii ki. Ha. Şeyden çıkmıştı. O ağaçtan bağlanık ya, ondan çıkmıştı. Zaten zincirle bastık zinciri, öyle yakaladık. Yoksa gidiyordu bu tarafa. Ben diyorum ki yarın bir gün Allah'ın izniyle duvar olduğu zaman, tabii ki serbest ya kaldığı zaman bence biraz daha uyusallaşır. Hani evin içinde biraz şey olur, hani cesur olur ama. Yok, ben evin zaten o zaman sarık gece saat 12'den sonra açık bırakacağım. Sabaha yani kadar koştu. Yani gece açık bırakmamızın sebebi ise arkadaşlar şöyle bir şey.
Köy yerinde hırsız oluyor, şey oluyor, mallarımız var. O yüzden yok, gece yani 12'den sonra kim girebilir? Yani gece bırakırım, gündüz geri bağlarım. Yani gündüzleri bağlarız, geceleri açık kalır. Artık o duvardan da atlayıp gitmez herhalde. Yok. Biz zamanında bıraksaydı kendini zaten giderdi, daha gelmezdi. Tabii ki. O koyunlar ister, her zaman koyun şeyi ya bu. He, çoban köpeği. Çoban köpeği. Saç kavurma, değil mi annem? Et kavurma. Bu saçta yapılıyor. Maşallah bu soğanlardan bayağı var hani ha. Topladık ya. Bayağı var yani öyle. Ben dedim şeye mi, kaç oldu yemekleri yapıyor, bayağı var. Tamam da ben irilerini mesela yemeklere doğruyorum. Küçüklerini ayırmışım sadece böyle yemekler için. Anne geçen gün şey yaptın ya. İsmini unuttum ya bayağı. Şalgam, şalgam. He. Şalgamdan sonra da ellerinde o şey var ha, değil mi? Bak, çıkmadı. He. Boya. Emekçi eller işte, çatlak emekçi eller. Niye? O boya kolay çıkmaz. Benimki çıktı, ben çamaşır suyuyla uğraştım, hiç çıkamadım. Senin ellerin anne toprağa da gelmiyor değil mi? Benimki toprağa gelmez. Ayakların? Ayaklarım. Toprağa gelmiyor. Hı-hı. Ayaklarım, ellerim toprağa değmeyecek aslında. E ama bir mecbur. Mecbur, köy yerinde nasıl değil mi? Köy yerinde her şeyimiz yerde. Bu arada bizim köyden bizi takip eden sevdiğimiz bir abimiz var. Videolarımızı izliyorlar mesela. Dün ise bizi aramıştı. Annem biraz aslında rahatsız da, iki gündür video çekemedik biz. Dediğimiz gibi bazı videolarımızı yedek yapıyoruz. Yani her ihtimale karşı işimiz olur. Herhalde. Yani Allah gecinden versin hastalık olur. Yani iyi gün olur, kötü gün olur. Bu günler için bazen gün geliyor dediğimiz gibi tatlı yapıyoruz. Mesela o iki tane video çekiyoruz. Yeri geliyor yani elimizden geldiğince oldukça güzel bir video olacak şekilde sizlere güzel videolar olacak şekilde yeri geliyor 3 video çıkarabiliyoruz. Ama o 3 çok nadir. Elimizden geldiğince günde 2 tane de çekebiliyoruz. Bir tane belki günde hiç çekemiyoruz. Bugünler için yani o günler için de yedekte bırakıyoruz. Mesela annem geçen gün iki rahatsızlandı belinden. Bu arada annemin hatasıydı. Şöyle bir şey. Kendi de kabul etti. Bazen kabul etmiyor ama demir vardı arkadaşlar. Biz merdiven korkuluk demirlerini kestik. Oraya yeni demirler gelecek. Yani şimdi biz buradayız, bizi çağırmamış ama o demiri çekim demiş. Zannetmiş, hafif mi zannetmiş artık, nasıl bilmiyorum da. 300 kiloymuş. Kaldırmış, bakmış ağır, çekerim falan derken belini incitmiş biraz. O yüzden dolayı bir iki gündür rahatsızdı. Vallahi. Video çekemedik çok şükür ki. Şu an biraz daha iyi. Yeter. Pilav mı yanında? İyi, pilav da yapacağım. He, tamam. Ve o yüzden dolayı iki gündür video paylaşamadık, yani çekemedik. Diğer videolarımız vardı yedekte olan, onları paylaştık. Çok şükür ki şimdi videomuza devam ediyoruz. Ve dün de dün çekemedik videoyu, dediğimiz gibi bir abimiz vardı, İstanbul'dan geldi. Şu anda kendisi de bizim köyde, yani kendinin yeri vardı, bir ev yapıyor. İnşallah ileriki günlerde o evi de sizlere paylaşırım, yeni köy evini. Kendisi de çok güzel bir ev yapıyor. Buradan kendisine de hayırlı uğurlu olsun Süleyman abimize. Süleyman Tınar abimize hayırlı uğurlu olsun. Dün aramıştı bizi, geleceğim. Senem Sultan'la beraber yemeklerini hep izliyoruz İstanbul'dan. Gelip kendisiyle de beraber canlı bir şekilde izlemek istiyorum dedi. Dün olmadı kısmet, inşallah bugüneymiş. Şimdi bir kısa bir ara verdikten sonra zaten hemen kendisini arayacağım. Gelecek inşallah, kendisini de bir video çekeceğim. Ve onunla da güzel bir sohbet yapacağız. Köy eviyle ilgili, köyde ev yaptı. Daha önce ben sizlere bahsettim. Mesela köyde gerçekten hayat gerçekten çok pahalı oldu. Ev yapmak kolay olma, kolay değil. Çok zorlaştı. Şimdi şöyle bir şey. Eskiye dönük, bakın çok eskilere gidersek. Köy evleri anne çamurdandı. Tabii ki. Çamur, mamur filan mesela. Tabii ki. Hepsi çok çamurdan basitti. Yapılıyordu. Basitti. Ya şimdi mesela geçenki videoda şey söyledin anne sen. Dedin ki. Dedim anne mesela senin evin daha önce fayans yokken betondu. Tabii. Nasıl dedim anne, senin soğuk muydu? Dedin ki soğuktu. Kamerada bir aksaklık oldu arkadaşlar. Sohbetimiz yarıda kesildi. Dediğimiz gibi eskiden mesela betondu. Sonra dedi anne fayans olduktan sonra nasıl oldu? Soğuk mu oldu? Sen dedin ki ya eskilerden mesela çamur en güzeliydi. Aynen. Değil mi? Tabii ki. Çamurken
evin üstüne ev yapmasan bile senin evin hem sıcaktı hem serindi. Mesela yazın serindi, kışın sıcaktı. Sıcaktı. Yani şimdiye baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten mesela artık fayansıymış, dolabıymış, şuymuş, buymuş, demiriymiş, betonuymuş, bilmem ne, ıvırı zıvırı, ya demir korkuluklarıymış bilmem ne derken zaten otomatikmen hayat pahalı oldu. O yüzden de geçen gün sizlere ev yapımı ile ilgili yorumlar yaptım. Hani fiyatlar ne kadar gider, ne kadar maliyet olur gibi. Bu konularla ilgili açıklama yapmıştım. Gerçekten pahalıydı. Bazı yorumlarda şey geldi mesela. Dedi ki ya gerçekten o kadar mı olur? Bu kadar tutar mı falan diye. Yani ben belki az bile söyledim. Yani gerçekten ben belki az bile söyledim. Hayat pahalı oldu. Evet. Her şey çok pahalı. Uçtu. Uçtu, her şey uçtu. Az bile söyledim. Şöyle Süleyman abimiz de şu anda ev yapıyor. Birazdan kendisi geldiği zaman bilmiyorum artık şansını artık. Buradaysa çağıracağım. Olmazsa diğer başka videolara kendisini çağıracağım ve ondan da bir böyle söyleyeceğim kendisine, abi nasıl, gerçekten fiyatlar pahalı mı, yani ondan da bir açıklama böyle yapacak, sizlere söyleyecek ve aynısını sizlere söyleyeceğine eminim. Yani gerçekten kolay değil. Niye? Şimdi bir çatı katı yaptığın zaman mesela evi kurtarmak için yağmurdan çatı katı yaptığın zaman diyor ki mesela 50 milyar. Bak bir çatıyı yapıyor ne? Ama burada ev ne? Ev büyük ev. Tamam, 180 metrekare ev mesela. 180 metrekare yukarıda demir pahalı. Şimdi demir anne ne kadar? 6 milyon demir olmuş. Demir uçtu. Uçtu. Çimento uçtu. Mesela ben ilk evi yaparken çimentoyu kaç almıştım? 18'e mi almıştım? Şimdi aynen. 25. 25 milyon. Yani şuradan 2 ay önceye kadar ben 23'e aldım. Şimdi 25. Şuradan 3 ay sonra, 5 ay sonra. Yani 4 ay sonra bir bak. Olmuş sana 30. Fakir yukarı ne yapsın ya? Gel de yap işte. Yani gerçekten. Hele çocuk ev verirsin. Valla işte. Mutlaka ev istiyorlar. Mecbur. Mecbur ya, yani çocuğa ev verdiysen mecbur yapacaksın. Tabii ki. Yapmazsan olmaz. Kurban olayım ya. Eski çamurdan evlere var. Niye mi? Vallahi. Biz kendimiz ya. Şey yapıyorduk. Dedem yapıyordu yani. Elinle ne yapıyordu? Yapıyordu elinle. Onu da getirir, kuruduktan sonra getirirdi, kendi örerdi evi. Vallahi ya. Çamurla üstü kremiydi. Altına da böyle şey, su geçirmesin diye kremi falan naylon çekerdi. Naylon çekerlerdi. Evin içine böyle su damlayınca gider de böyle bir leğen koyardı, leğenin içine doğardı su damlayıları. Kurban şimdi olayım eskiden. Her şey var. Vallahi. Ama sağlık yok. Sağlık yok. Eskide şey. Sağlık vardı, sağlık. Allah ya. Dediğimiz gibi ne yapalım, çok şükür ki biz gene şükürler olsun. Allah gerçekten ev yapana yardım eder arkadaşlar. Ev yapana yardım eder Rabbim. Ev yapana bir de sağlık olmadıktan sonra hiçbir şeyin değeri yoktur. Hiçbir şey. Ya şöyle bir şey, ben mesela anne evlenirken mesela. Bir şey yani, öyle bir aşamada evlilik kararı verdik mesela. Biz de burada çoğu da görücü usulü falan işte. Biz eşimle de aynı şekilde görücü usulü. Akraba görücü usulü. Hiçbir şeyim yoktu. Yani ben evlenirken hani hiçbir şeyim yoktu. Evet. Yani ya Allah dedim. Tabii ki. Ben annem de babam da dedi ki, abim de sağ olsun mesela kendi dedi ki, sen ya Allah de. Eyvallah. Gerisini Allah'a bırak. Yani Rabbim evlenene de ev yapana da yardım eder dedi. Aynen. Doğru söylüyor. Arkadaşlar evlendim, cebimde 5 kuruş para yoktu ama evlendim, nasıl ödedim, nasıl verdim, nasıl yani evimi dizdim, nasıl aldım hiç bilmedim. Rabbim bana yardım etti, şükürler olsun günümüze. Yani Rabbim yardım eder. Ev yapana da, evlenene de Rabbim yardım eder. Aynen. Yeter ki Allah diye düşmesin inşallah. Aynen. Şükürler olsun. Ben istedim mesela, Allah'tan istedim. Köyüme gelmeyi, annemin babamın yanına gelmeyi. Her zaman Rabbimden istedim. Rabbim bana nasip et dedim. Her zaman istedim. Rabbim bana nasip etti. Çok şükür. Şükürler olsun. Yani yeter ki siz Allah'tan isteyin. Her şeye kadirdir Rabbim. Ve dediğimiz gibi şimdi kavurma hazırlığını yaparken de bu arada Süleyman abimizi arayalım bakalım. Müsait mi? Müsaitse gelsin bize hem muhabbet, hem sohbet, hem de Senem Sultan'ı da yemek yaparken görmek istiyor, videolarda izliyor. Hem de Senem Sultan'ı da yemek yaparken
görmek istedi. İnşallah yazın bu hastalık bitmesiyle beraber yorumlarda yazmışsınız. Bu hastalık bitsin. İlk işimiz Senem Sultan'ın yanına geleceğiz. İnşallah. Senem Sultan Emre. İnşallah arkadaşlar hepinizin başınızın üzerinde yeriniz var. Hepinizi bekleriz. Eyvallah, herkesi bekliyoruz. Biz İnşallah. Bir aileyiz. Yani şu an siz bize abonesiniz, siz bizi takip ediyorsunuz, siz bizi izliyorsunuz. Biz bir aileyiz gerçekten. Burası sizin de eviniz. Her zaman bekleriz. Her zaman gelin. Ve yavaş yavaş. Biberimizi de doğradık. Soğanımız, samırsağımız. Aynen bu şekilde. Yavaş yavaş ocağın başına geçecek artık. Haydi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, saç kavurmamıza doğru geçtik odun ateşimizde. Ve biraz önce bahsettiğimiz gibi bizi her zaman takip eden Süleyman abimiz de geldi. Süleyman abi, biz şeylerde nasıl, videolarda nasıl görüyorsun? Valla İstanbul'dayken benim kız var, sizin takipçiniz hiç kaçırmıyor sürekli. Her eve geldiğimde işten baba bugün bak yine köyden çekim yapmışlar falan. Evet. Hemen getiriyor, açıyor. Selam Sultan diye yapmış. Aynen, Selam Sultan bugün işte şunu yapmış, bunu yapmış. O şekil biz de artık takip etmeye başladık. Evde evet. De çocuklar takip ediyorlar. Biraz önce de bahsettim. De, ya diyorum eskiden ne kadar güzeldi. Çamur ev vardı. Eskilerden böyle mesela. Diyor şimdi biz üstte çatı yapak, ev yapak. Altı serin olsun. Evet. Ama çamur evde eskiden nasıldı? Kışın sıcak olurdu. Evet. Yazın serin olurdu o çamur evler. Evet, toprak evlerde. Kışın serin olurdu. Yazın serin olurdu. Kışın da aynen sıcak olurdu. Yani o kadar üşümezdik. Şimdi duvara değiyorsun, beton buz gibi. Aynen. Kışın. He, buz gibi. Fayans buz gibi. Ama ne yapacaksın? O evler de artık kimse yapmıyor artık. Onu yapsan da aynen kalmadı. Ömrü yok. Aynen abi. Sürekli evet dökülüyor, dökülüyor. Onun için beton yaptın, bir defa yapıyorsun. Gidiyor 50 yıl, 100 yıl gidiyor artık onun için. Bu ev ile ilgili bir videom vardı abi. Onu izledin. Ev ile ilgili çektiğim video vardı. Açıklama yap. Maliyet falan söylemiştin. Ona onay veriyor mu abi? Onay veriyorum. Yani evdeki hesap aynen uymuyor. Demin çarşıya evet, uymuyor. Şeyinde fazla yorum yapamadım. Böyle şey yaptık. Biraz yemeğe de artık yorumlar yapın ki. Yemekler nasıl görünüyor Süleyman abi? En çok yemek bölümünü biz merak ediyoruz şey yaparken. Oradan seyrederken. Ha işte bak yemek pişiriyor. Ne güzel sacda pişiriyor. Evet abi. Hani sen dediğin gibi tepfiyede. Tepfiyede aynen. İnsan böyle mesela orada olduğu zaman da böyle eski günler aklına geliyor. Sen ne diyorsun? Hele özellikle şu Afrin Dere'yi var ya. Evet evet abi. Çektiğinde o kadar hoşumuza gidiyor ki bizim çocuğumuz bu derede geçti, bu Afrin'de geçti. Aynen abi. Doğru söylüyorsun. Bu köyü çekerken. Evet. Baharatını da koyacağım. İyice kıvama gelmeye başladı. Süleyman abi, o kadar videodan sonra kısmet oldu yemekte tatmağa. Evet. Şansına saç kavurma. İstanbul'dan hep şeyden seyrediyorum. Süleyman abi uzun zamandır izliyor. İstanbul'dan uzaktan seyrediyorum. Şimdi canlı canlı seyrediyorum. Canlı canlı aynen. Yerinde. Aynen aynen abi. Şu seyrediyoruz. Kısmet işte inşallah. Evet. Herkesi bekleriz inşallah. Ahmet de gelmişti hani. Ahmet Beyler var ya. He Ahmet abi. Size kebap falan yapmıştı. Kebap yapmıştı. Aynen aynen, onu da seyrettik. O da güzel olmuş. Ama gerçekten marifetli. Ahmet evet. Abi de marifetli. Güzel yemekler yapıyor. O bilgileri yapıyor. De aldık. Bir gün önceden hazırlama şeyi vardı ya. Onu da... Önce akşamdan. Normalde abi geldi yapacaktı. Akşamdan yapacaktı. Ama olmadı. Gitti işi o çıktı. Misafiri geldi. Ne oldu? Gitti. Annem yaptı geri kalanını. Ama sabah. Annem de bize anlattı her şeyi. Nasıl hazırlanıyor. O demiş ya kimse anlatmayın. Kimse anlatmayın dedi. Bu sırrımız diye. O şeyi de öğrendik. Sırrı falan kalmadı. Ben askerde hastaydım. Hani İstanbul'da biz biliyorsun pikniğe falan çıkıyoruz. Aynen abi. Artık o Adana'ya da yapabiliriz hani düşmeden. Aynen. Çok güzel oluyor. Sosu. Sos, Süleyman abi özellikle sos var diye. Evet. O sosu çok güzel abi ya. İşte gerçekten çok güzel. Hazırlayacağız. İkinci günü sabah pazar günü pikniğe çıkardık. Pikniğe. Çok güzel oluyor. Aynen, o sos hele dinlendiği zaman aynen. Tam sirkin. Difrizden değil mi anne çıkardın ekmeği? Unutmuş. İşte bunun yanında her zaman lavaş ekmeği de olsa. Ya bu da güzel de lavaş ekmeği de çok güzel gider bunun yanında. Somon da gider. He. Yağlı aslında biraz.
nasıl bıraktı ekmek ama? Niye? Şey biraz dinlensin. Sonra da tadına bakın da şey. Bu şekilde dinlensin biraz. Şöyle. Çocuğa yemek yersin. Yok abi yok, buraya kadar gelmeyin, tadına bakmasan olmaz mı? O çok çok, onun çeyreği az az. Yağlı olmasın, yağlı. He. Abi lezzeti orada ya. Lezzeti yakında. Çünkü abi şeyi de unutma ha. Videolarda görüyorsun, rokayı mokayı unutma. Şimdi roka atacağım içine, dur. Anne Rıdvan. İçine roka. Kendin doldur. Alıyor Rıdvan. Sen de dürüm yapma lan. Doldur doldur. Hemen suya vurayım bunları. Hayır. Şey mi? Çamur mu olmuş? Ya. Az az, az bir şey, az bir şey. Dur, hemen suya vurayım. Abi ben. Bol bol ye. Gittiğin zaman, videolarda gördüğün zaman bari doyur kendini de. Aynen köy. Tekrar böyle şey yapma. Vallahi bizim öz köyümüzde. Ne güzel roka falan, her şey yetişiyor bizim burada maşallah. Maşallah çok güzel. Ne ekersen. Bir de Süleyman abi, yağmur yağdıktan sonra gerçekten çok güzel oldu. Ben görüyorum, geçen ektiniz, aradan bir hafta 10 gün geçti, baktım yeşermiş hemen. Hemen yeşerdi. Ne güzel. Orayı da takmayacağız. Evet. Peki marullar ne zaman yetişecek, büyüyecek? He marullar aynen. İyice kendine gelmeye başladı. Aynen aynen. Nasıl Rıdvan, güzel mi? Harika. Süper ya. Odun ateşindeki yemekler bir başka. Tabii ya, bambaşka oluyor. Şimdi biz, ben geldim burada hep ateşte yemek yaptırıyor, şey yapıyor. Çok lezzetli oluyor. Ya hem de nasıl abi ya. Tadı farklı. Roka'dan da şey yaptık. Afiyet şeker olsun. Dürüme koyduk. Bize de kısmet oldu. Afiyet şeker olsun. Hep seri diyorduk. Geldik buradan. İnşallah abi. Lokanızdan da yedik. Afiyet şeker olsun abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Babal boyuna annene söyle, lazım oldum. Gelsin toplarım kendime. Bir de bundan köy yoğurdu yapılmış bir ayran olacak. Var var, ayran aynen, var ya. Aynen yanında. İyi ki biz köyde oturuyor. Nasıl abi? Süper değil mi? Süper olmuş. Böyle bir tadı yok. Afiyet şeker olsun abi. Bu şimdi üstünde kaldıkça böyle iyice yağ filan ekmeğe sinecek. Bu bir de böyle şimdi soğumaz. Tam böyle aşamaya geldikten sonra, içerideki malzemeler hazır olduktan sonra direkt yemeğe. Tabii altında köz var. O aynen abi, yemeğe. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saç kavurmamız hazır hale geldi. Artık yemeğe doğru geçeceğiz. Süleyman abinin de işi varmış. Daha inşaatla uğraşıyor gerçekten. Biz de bir dürüm yaptık. Abi yemeğe kalsaydın. Sağ ol, yedik bir dürüm, tadını baktık. Afiyet şeker olsun abi. Biz de yemenizden yemiş olduk, tadına baktık. Afiyet şeker olsun abi. Senden de isteğimiz var. Evet abi. Şimdi ben orada sürekli bakıyorum ya, sen köyümüzü çekerken böyle, ne bileyim Afrin'i, dereyi çekerken. Evet abi. Özellikle köyün içini, böyle dışını, yani her tarafı, biz köyü özlemişiz. Orada biz köyü görmek istiyoruz. Tamam, yemeğinizi de çektikten sonra, o yemekten sonra da şöyle bazı... Tam köy görüntülerini de istiyorsunuz. Bir gün de sadece köyü. Evet abi, inşallah köy, abi. Köyün bütün sokaklarını, her tarafı, batıdan, doğudan, güneyden, kuzeyden, her tarafı böyle içine gezerekten. Yani biz, sen gezerken kamerayla biz de gezmiş gibi oluyoruz. Aynen abi, doğru söylüyorsun. Bunu da istiyoruz sizden. İnşallah abi, elimden geldiğince aynen. Ben buradaysam sizlere oradan, yani buradan sizlere yaşatmaya çalışırım inşallah. Biz oradan sürekli bakınca işte bak, çünkü anlık görüyoruz. İşte evet bir abi. Görünce çekim yapmışsın. Aa bak, köy böyle olmuş, şöyle olmuş. Evet abi. İşte yeşermiş. Afrin'de ne bileyim su akıyor. Akmıyor. Eski anılar geliyor akla. Hep çocuğumuz burada geçtiği için bunları seyrederken yaşıyor gibi oluyoruz. Şimdi bir de Süleyman abi, virüs var diye bizim buranın mesela yaşlılar olduğu için fazla gitmek mesela ya, istiyorum girme. Ki. Hayır, evlerine girme. Bahçeyi çek, yolları çek. Biz bunu aynen. İstiyoruz yani. Ha, inşallah abi. İlerleyen günlerde... Köyü görmek istiyoruz. Ya, inşallah abi. İlerleyen günlerde inşallah daha güzel çekimler köy hayatıyla ilgili. Biz de sizi takip etmeye devam edeceğiz. Allah inşallah. Razı olsun abi. Çok sağ ol abi. Ben de razı olsun. Sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Herkesten, sizden de, bizden de, Süleyman abi gibi herkesi de bekleriz arkadaşlar. Herkesiz yemeğimizde. Ya, bir tek ben değil, herkes. Çok şey, evet evet. Allah razı olsun. Tanıdıklarımız var orada böyle bizim Hataylı olarak. Evet. Herkes izliyor. Sizi takip ediyor. Bilginiz olsun. Allah razı olsun abi. Hepinizden Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Kendine çok iyi bak Süleyman abi. Allah'a emanet ol. Teşekkür ettik abi. Arkadaşlar toprağımıza geldik. Kavurmamız şöyle bir şey. Süleyman abiyle beraber güzel sohbetten sonra da yemeğimizin de tadına baktı. Çok şükür kısmet oldu. İnşallah
Sizlere de ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda, ilerleyen senelerde kısmet olursa inşallah size de kısmet olur. İnşallah. Sizler de bekleriz. Hep beraber yeriz. Herkesi inşallah bekleriz. Bu arada Müslüm de yatıyor. Yatma saati. Ben de bana çok affettim. Kime niyet, kime kısmet arkadaşlar. Köylümüzden bir arkadaşımız daha geldi ve o da tadına baktı. Ve şalgamın da tadına baktı değil mi anne şey evet. Süleyman abi? Evet, şalgamın da tadına baktı. Ve arkadaşlar bir köy hayatı ve köy yemeğinin burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.